Yeni vergiler getiren kanun teklifinin ilk 10 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin kalan 35 maddesi ise önümüzdeki hafta Salı günü görüşülecek. Paketin meclisten geçen ilk 7 maddesinde dijital vergiler yer alıyor. Buna göre uluslararası teknoloji şirketleri Türkiye'ye %7,5 oranında vergi ödeyecek. Dijital hizmet vergisini getiriyoruz. Vergi paketinin ilk 10 maddesi meclisten geçti. Dünyada örnekleri var. Avrupa buna hazırlıklarını yaptı. Dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi 1 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklif 13 Kasım Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başladı. Toplam vergilerin 1/4'ü yaşam mücadelesi veren emekçilere, işçilere ve asgari ücretlere yıkılmaktadır. 45 maddelik paketin ilk 10 maddesi genel kurulda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre uluslararası teknoloji şirketleri Türkiye'ye %7,5 oranında vergi ödeyecek. En az 20 milyon lira veya 750 milyon avro geliri olanlar vergi kapsamına alınacak. Bu vergilerin aslında geç kalmış vergiler olduğunu düşünüyorum. İşte bu Google'dı, Facebook'tu vesaire gibi bunlar Türkiye'de vergisiz bir şekilde uzun süredir çalıştılar. Hatta daha yüksek vergilerin konulması gerekir. Çünkü orada çok büyük gelirler, reklamlardan çok büyük gelirler elde ediliyor. Kanun teklifinin 9 ve 10. maddesi ise konaklama vergilerini içeriyor. Otel, tatil köyü, motel, pansiyon ve apart otel gibi yerlerde konaklamaya %2 vergi uygulanacak. Teklifin 10. maddesine göre konaklama vergisi 31 Aralık 2020'ye kadar %1 oranında olacak. Bugün ülkemizde dışarıdan gelen 50 milyona yakın yabancılar ve yurt içinden de yapılan seyahatlerle, turizmlerle Türkiye'nin yıllık geliri TL cinsinden 150-200 milyar civarında. Kanun teklifinin kalan maddeleri için görüşmeler 19 Kasım Salı günü devam edecek. Geriye kalan 35 maddeye göre gelir vergisi üst dilimi %35'ten %40'a çıkartılacak. Aynı zamanda futbolcular, hakemler ve yıllık 500 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecek. Vergi dilimlerinin yükseltilmiş olması o gene çalışanlardan çok büyük vergi alınacağına işaret ediyor. 2-3 bin lira alanın 4. 5. ayda yeniden vergisinin %5, %10 oranında arttığını görüyoruz.